Tabii bu bizim 2016 yılından itibaren başladığımız ve inşallah 1 Nisan 2022'de açacağımız dünyadaki üçüncü büyük organizasyon olan FIFA Dünya Kupası ve olimpiyatlardan sonraki en büyük organizasyon, hem kültürel hem de ekonomik anlamda çok büyük ekonomik katkılar sağlayan, kültürel katkılar sağlayan önemli bir organizasyon. Sizin de ifade ettiğiniz gibi biz hazırız ama 2 defadır ertelemek zorunda kaldık. Tarihin değişmesi gerekiyordu çünkü insanların göremediği ama milyonlarca insanın hayatını kaybettiği bir virüsle karşı karşıya dünya. Bu virüsün pandemi seviyesinin yüksek olmasından dolayı dünyada, Avrupa'da, ülkemizde 2 defa tarihin değişmesi söz konusu oldu. Ama artık 1 Nisan'dan itibaren 2022 başlayacağız ve istiyoruz ki bunu başlarken de hem pandemi seviyesi insanların istediği seviyeye düşsün, hem de hem ülke içerisinde hem de ülkeler arasında sınırlardan geçerken pandemi korkusuyla sınırlarda bir sıkıntı olmasın istiyoruz. İnşallah Ramazan'ın başlangıcıyla birlikte 1 Nisan'dan itibaren bu güzel organizasyonumuza, Botanik Expo'muza başlayacağız ve hem yurt içinden hem dünyadan birçok ticaret erbabını, turizm sektörüyle uğraşanı, tarımla uğraşan insanı, gastronomiyle uğraşan insanı, tarih, kültür ve botanikle uğraşan birçok insanı Hatay'da misafir etmek istiyoruz. 2 milyon civarında misafir bekliyoruz, her şey yolunda giderse. Bunların en az 500 bini yurt dışından olsun istiyoruz. Bir de işin başka bir boyutu var. Hep yıllardır o bölgede bir kan, bir gözyaşı var. Gerek Kuzey Afrika, gerek Orta Doğu'nun farklı noktalarında hep insanlar arasında bir iletişim sıkıntısı, kardeş kanı akıyor. Ve bütün bu olumsuzlukları da bir kısmı bize yansıyor. Gerek 10 yıldır misafir ettiğimiz Suriye'den gelen kardeşlerimizin komplikasyonları, onların bizde oluşturduğu sosyolojik, psikolojik, ekonomik problemler ve hep bir negatiflik vardı. Biz bu negatifliği bitirmek, artık insanlar pozitif düşünceye alışsın, insanlar artık biraz sevgiyle yoğrulsun, birbirlerine empati yapabilsin ve belki de oradaki akan kanın durmasına vesile olacak güzel bir organizasyon yapacağız. Tabii tüm Türkiye'den dostlarımızı, dünyadan bütün insanları bu Botanik Expo'suna bekliyoruz. Biz iyi hazırladık. 2 ayrı alanda yapıyoruz. Antakya, Defne ve İskenderun'un Arsus bandında 320 dönüm arazi içerisinde olacak. Burada gastronomi olacak, ekonomi olacak, botanik olacak, tarım olacak, eğlence olacak, eğitim olacak, kültürel faaliyetler olacak, el sanatları olacak. Tarihin özellikle Arkeoparkla, tarihi buluntularımızı Arkeoparkla insanlara buluşturacağız. Tabii ki gastronomi olacak her iki tarafta. Bir tarafta Antakya, Defne'de daha çok ülkemizdeki şehirlerimiz ve onların birikimleri olacak. İskenderun Arsuz bölgesinde dünyadan gelen şehirlerin birikimleri olacak. Onların kültürel faaliyetleri olacak. Gastronomisi olacak, bahçeleri olacak ve her iki alanda da gelen insanlarımız 3 yaşından 80 yaşına kadar kendileriyle ilgili orada mutlaka uğraş bulacaklar ve gitmeden önce de midelerinde sevdiği yemeği midelerine dolduracaklar ve oradan öyle ayrılacaklar. Biz çok güzel geçeceğini düşündüğümüz ve kaç yıldır uğraştığımız bu güzel programın dolu dolu geçmesini ve özellikle de gastronomi şehri olan Hatay'ın, biliyorsunuz, 2017 yılından itibaren UNESCO tarafından tescillenmiş gastronomi şehriyiz. Ve bu gastronomi şehrinin ne gelen insanların her şeyi görecek ama biraz da yemeklerimizi yiyecek. 600'ün üzerindeki yemeğimizden en azından birazını tadacaklar ve ondan sonra şehrimizden ayrılacaklar. Biz Hatay'ın tarih, kültür, medeniyet şehri olması ve birçok medeniyete, 13 ayrı medeniyete 27 kültüre ev sahipliği yapması, ilklerin şehri olması, 3 tane semavidinin Anadolu'dan, Anadolu'daki ilk ibadet yerleri, ilk uğrak yerleri olması, ilk Hristiyan kelimesinin Hatay'da kullanılması, işte İpek yolunun Akdeniz'e açılan kapısı olması, orada ilk olimpiyatların yapılıyor olması,
Aynı zamanda ilk ışıklandırılan caddenin Hatay'da olması, yüzyıllarca Roma, Bizans döneminde Kuzey Afrika, Orta Doğu, Anadolu bileşkesinde büyük bir ticaret merkezi olması ve birçok rengi aynı anda orada barındırması ve barış içerisinde yüzyıllarca yaşaması dolayısıyla Hatay hem gezilecek hem görülecek hem de oradan çok feyiz alınacak bir şehir. O şehirde olmaktan, o şehrin bir bireyi olmaktan ve belediye başkanı olmaktan gerçekten de kıvanç duyduğumuz bu güzel şehrimizin marka değerini yükseltmek istiyoruz. Ve 10 yılı aşkındır savaşın gölgesinde olan bu şehirde insanların mutlu olmasını sağlarken biraz ticarete, biraz ekonomiye, biraz turizme katkı sağlasın. Hatay istiyoruz ki sadece spor kulüpleriyle değil, kendi ismiyle, cismiyle, varlığıyla da Süper Lig'de olsun, dünyadaki süper şehirler içerisinde olsun istiyoruz. Bu nedenle Expo'yu yapıyoruz ve inşallah bu Expo önce şehrimize, bölgemize, ülkemize ve dünyaya barış, huzur getirir. Aynı zamanda da ekonomik katkı sağlar diyoruz.